Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset Akademisi açılışına katıldığı ilk dersi verdi. Bu dönem tam 38 ilde verilecek eğitimlerin verimli geçmesini, partimize ve katılımcılara hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Siyaset Akademisi yapılan ilk derse başladı. 19. dönem Siyaset Akademisi Kütahya programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. İletişimden hukuka kadar uzanan bu derslerin AK Parti çatısı altında veriliyor olması ayrıca çok önemlidir. Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi'nde konuşan ve ilk dersi yapan Bakan Varank, akademilerin 38 ilde yapılacağını kaydetti. Siyaset Akademide Başlar sloganıyla bu dönem tam 38 ilde verilecek eğitimlerin verimli geçmesini, partimize ve katılımcılara hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Biliyorsunuz 2008 yılından beri düzenlenen Siyaset Akademisi'nin fikri temelinin atılması ve uygulanması Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olmuştu. Cumhur İttifakı'na atıfta bulunan Bakan Varank şunları söyledi. AK Parti ve MHP olarak bir araya geldik. Türkiye'nin geleceği için Cumhur İttifakı'yla sahici bir güç birliği oluşturmuş olduk. Çizgimizi, değerlerimizi, ilkelerimizi koruyarak AK Parti'nin kuşatıcılığını daha da sağlamlaştırdık. İnşallah ilkesiz ittifaklara karşı Cumhur İttifakı ile birlikte yol yürümeye bundan sonra da devam edeceğiz. Bugüne kadar yapılan kazanımları kolay elde etmedik diyen Bakan Varank, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmediklerini, halkın iradesine inandıklarını belirtti. Bakınız bugüne kadarki kazanımlarımızı biz öyle kolayca elde etmedik. Bize bu kazanımlar altın tepside sunulmadı. Biz dışlandık, hor görüldük, öz vatanında garip gureba bırakıldık. Hakkımız olandan mahrum edildik. Ama biz mücadelemizi meşru yollardan yürüttük, milletimize gittik, sandıktan her seferinde iktidar olarak çıktık. AK Parti'ye her zaman ömür biçenlerin olduğunu hatırlatan Bakan Varank, Türkiye'nin en büyük umudunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olduğunu söyledi. AK Parti'ye bu harekete ömür biçenler her zaman oldular. Daha iktidardaki ilk yıllarımızda dediler ki bu hareket 5. yılını bile göremez. Ama şunu unutmayalım, iktidarda 17 yılı geride bıraktıktan sonra bile hala Türkiye'nin en büyük umudu Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'nin en güçlü siyasi hareketi de AK Parti'dir. Partililere seslenen Bakan Varank, AK Parti davasını anlatma çağrısında bulundu. Lütfen sokaktaki vatandaşlarımıza ulaşalım. Komşularımıza, iş arkadaşlarımıza ulaşalım. Onlara davamızın, Türkiye'yi yüceltme davasının öneminden bahsedelim ve onları saflarımıza katmak için gayret gösterelim. Emin olun ne kadar çok insanı bu davaya kazandırabilirsek partimizde, ülkemizde o kadar güçlü olacaktır. Siyaset Akademisi AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'un günün anısına hediye takdimiyle sona erdi. Burada gördüğümüz gençler şu anda bana umut veriyor.